نتكلم عن تفسير سورة الفلق. شمديسة فلق سورة سنين تفسير نجسل. نعم. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. نعم. سورة قل خطابي لأمري لباشلمشتر. Az önce de ifade ettik. Bu hitap öncelikle Allah Resulüne, sonra da kendisine hitap olunmakla mükellef olan bütün mahlukatıdır. أعوذ ألتجئ وأعتصم ولا يمكن أن ألتجئ وأعتصم فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله سبحانه وتعالى. أعوذ يعني sığınırım. Ona, kendisine sığınırım. Yalnızca Allah-u Teala'nın kudreti olan konularda ondan başkasına değil, sadece Allah-u Teala'ya sığınırım. Naam. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الرَّبْ هُوَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبْ O Rabbe sığınırım. Kimdir o Rab? Allah-u Teala'dır. مَا مَعْنَ الرَّبْ Nedir Rabb'in anlamı? الرَّبْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَ الرَّبْ yaratan ve rızık verendir. هذه تربية للبدن تربية للظاهر يعني الله تعالى تربية eder insanın bedenini ظاهرını تربية eder ثم لا ينفع لا يكفي هذا تربية الظاهر لابد من تربية الباطن insanın dışını yaratan الله تعالى içini de ne yapmıştır yaratmıştır تربية الباطن كيف تكون insanın içini yaratması تربية etmesi ne demek الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطن. يعني الله تعالى كتابlarını indirmiştir. Rasulleri göndermiştir. Böylece dışımızın bedenimize ihtiyacı olan şeyler bize verdiği gibi içimizin de imanımızın da ihtiyacı olan her şeyi bize göndermiştir. والله من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى'nın kitapları göndermesi, peygamberleri göndermesi sayılmayacak nimetlerdendir. Sayılmaya kalkılsa sayılmaya güç yetirilemeyecek Allah Teala'nın nimetlerindendir. El felak. Ma ma'na el felak? Felak nedir? El felak en Allah Subhanahu ve Teala faliqul isbah. Yani farraqa ve felaka beyne'l leyl ve'n nahar. Faliq yani Allah Teala gece ile gündüzü birbirinden ayıran demektir. Thumma el'an tada'a el habba min el bizr tada'a fi'l ard tenfalik. Men allazi فلق هذا الحب والنوى الله سبحانه وتعالى يعني يران يرب içinden bir şey çıkaran demek. Bir toprağa bir tohum attığında bu tohum ne yapar? Topraktan çıkar, kendini yarar ve yer üzerine büyür. تستعيذ من ماذا؟ قل اعوذ برب الفلق من ماذا؟ Peki bu Rabbe sığınıyorsun. Neyden sığınıyorsun? Kimden sığınıyorsun? من شر كل مخلوق. Yaratılmışların bütün şerrinden. ومن شر غاسق إذا وقب ما معنى هذا؟ فمن شر غاسق إذا وقب لا دمك. الغاسق هو الليل إذا غطى بظلامه لأن هذا الوقت آخر الليل هذا الوقت الذي يعمل فيه أهل الشرور السحرة. غاسق الليل gecenin karanlığının çöktüğü vakit demektir. Yani karanlık öyle çöker ki karanlık öyle hakim olur ki artık bütün şerli olan insanlar sihirbazlar şerlerini ortaya dökmeye başlarlar. اِذَا وَقَبْ اِذَا دَخَلَ اللَّيْلِ وَغَطَّ بِظَلَامِهِ يَعَمَ السَّحَرَ وَالْمُشَعْوِذِينَ وَأَهْلَ الظَّلَالِ Dalalet ehli, sapkınlık ehli, sihirbaz ve büyücüler gece karanlığı çöktüğünde işlerine, görevlerine başlarlar. مَاذَا تَسْنَعْ Ne yaparlar? كَيْفْ تَسْلَمْ مِنْ هَاُولَا اَهْلَ الشُّرُورِ Bu şer sahibi, kötülük sahibi insanlardan nasıl korunacaksın? تَقْرَ هَذِ السُّورَ Bu sureyi okuyarak. لأن هذه السورة من الرقية. Bu sure bize öğretilen rukyeden sayılır. من أذكار الصباح والمساء. Sabah akşam zikirlerinden. تقرأ أدبار الصلوات المفروضة الخمس. Beş vakit namazın sonundaki tesbihattan sonra yapılır, okunur. ومن شر أيضا تستعيذ من شر من تعقد العقد وتنفذ فيها لأن هذا من أنواع السحر يعقد وينفذ. نعم. Düğüm atarak, düğüme üfleyip büyü yapan, sihir yapan insanların şerrinden de kime sığınırsın yine bu surede? Allah'a sığınırsın. فَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاحِرْ اَنَّهُ يَعْقِدْ وَيَنْفُذْ Sihirbaz yani sihir yapan, büyü yapan insanların bir özelliği de nedir? Büyü yaparken düğüm yaparak onu üflemeleridir. وَتَسْتَعِيذْ اَيْذًا مِنْ مَاذَ الثَّالِثِ Peki üçüncü olarak neyden sığınırsın Allah-u Teala'ya? من الحسد ما هو الحسد؟ حسدتن الله سبحانه. حسد nedir؟ هو تمني كراهية النعمة للغير. يكره أن تكون
li ahi ni'me. Nedir haset? Başkasının sahip olduğu nimetlerden hoşlanmaman, güzelliklerden hoşlanmamandır. Kebira min kebairi zunub. Büyük günahlardandır. Evvel zemb usya bihillah subhanahu wa ta'ala kâne min iblis bisebebel hased. Allah-u Teala'ya yapılan ilk isyan, işlenilen, ona karşı işlenen ilk günah neydi? Şeytanın haset günahıydı. Mâda tasna? Ne yapacaksın? Tera alâ hik ni'me. Kardeşinde bir nimet gördün. Allah ona bir şey bahşetmiş. Mâda tasna? İşteqûl. Ne demen gerekiyor? Tübârik lehu. Ona mübarek olsun demen gerekiyor. Tekul asallâh yubârik lek. Maşallah tebârakallah. Şöyle demen lazım. Allah-u Teala sana mübarek eylesin. Bu nimeti mübarek kılsın. Tâd'u lehu bil baraka. Allah-u Teala'dan onun için bereket istemen gerekir. La tufettiş anel eşya. La tekul kem ledeyke mu'al. Yani insanlara ne kadar servetin var diyerek onların özel hallerini araştırmaman gerekiyor. Kem ledeyke evlad. Kaç çocuğun var? Es-selef kânu yekrahu es-sual. Fakat اِذَا لَقِيَ اَخَا يَسْأَلُ فَقَطْ كَيْفَ الْحَالُ وَمَا هِيَ الْأَخْبَرُ لَا يَسْأَلُ كَيْفْ جَئْتْ مِنْ اَيْنْ كَمْ لَكَ رَصِيدْ فِي الْبَنْكَ كَمْ لَكَ اَوْلَادْ كَمْ لَكَ كَذَا. Selef fazla soru sormasını insanlar karşılaştığında kereh görürdü. Karşılaştıklarında nasılsın, iyi misin derlerdi. Bunun dışında ne kadar paran var, şuradan ne kadar kazandın, ne yapıyorsun gibi soruları sormayı hoş görmezdi. تَرَى شَيْ عَلَى أَخِيكْ مِنَ النِّعَمْ tübarik. Kardeşine Allah Teala'nın bir nimet bahşettiğini görürsen onun bereketli olmasını Allah'tan bileceksin. Vallahu alem. Allah Teala en doğrusunu bilendir.